Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Mesut Yeğenoğlu. Kendisi Big Broker'lık anonim şirketinde genel müdür. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür Nazik ederiz. davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben 77 Adana doğumluyum. İşte üniversite okumaya İstanbul'a gelmiştik ve kaldık tabii. Endüstri Mühendisliği mezunuyum 2000 yılı. 2000 yılından beri 24 yıl olacak sigorta sektöründeyim. Sigorta şirketleri, daha sonra sigortanın müşteri tarafı yani satın alma tarafı ve 4 yıldır da aracı tarafı yani broker, sigorta aracı tarafı. Hani şey deriz, gırtlağımıza kadar sigorta. Şimdi yeni öğrenciler oluyor, soruyoruz. Diyoruz ki ilk 4 yılda değiştirdin, yoksa o meslekten devam. Benim de 24 yıl olacak. Endüstri mühendisiyim ama sigortacıyım, sigorta brokeriyim. Şu anda da bir 4 yıldır da bir aracı da genel müdürlük görevi yürütüyorum. Onun dışında işin teorisini çok severim. Her konuda bir film izlediğimde bile hani bu hangi akıma göre yapılmış, hangi kurama göre. Edebiyat, roman okuduğumda hani bunun bir teorisi olmalı, hani bir yazar sana sesleniyor. Aa, demek ki burada başka bir şey. Onun gibi şeyde de, sigortada da işin teorisini sevdiğim için hani bunu ders olarak da Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı'nda kısa süreli eğitimler, arada üniversitelerde sigorta bölümlerinde konuk hoca olarak girip kendi branşım özelinde dersler veriyorum. Seviyorum. Hep şey derim. Teori çok küçümsenir bizim ülkemizde. Teori derim, küçümserseniz altında ezer sizi. İşin hani bizde hep şey vardır. Ya masa başında öğren, git şunun yanında öğren, pratik filan. Teori küçümsememek lazım. Sigortada da branş özelinde de konuşmak gerekirse ana branşım sorumluluk sigortaları. Yani uzmanlık alanım işte işveren sorumluluk, üçüncü şahıs sorumluluk, ürün sorumluluk vesaire. Sigortada da hani sigortanın da ürünleri vardır. Hani ev sigortası, araba sigortası deriz ya. Onların biri de sorumluluk sigortalarıdır. Benim uzmanlık alanım da o. Çok güzel. Biz de sizi Sağ olun. tebrik ediyoruz ve başarılarınızın devamını Çok diliyoruz teşekkür Mesut Bey. ediyorum. Peki bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Evet, onunla ilgili komik bir hikaye var. Ben 4 yıl endüstri mühendisliği, işte ikinci sınıf, iki sınıfın ve üçüncü sınıfın yazında staj yapılır biliyorsun. İkinci sınıfın yazında gerçek endüstri mühendisi stajı yaptım. Üretim planlama, böyle iş makinesi fabrikasında. Üçüncü sınıfın yazında hani şunu diyemeyeceğim, doğuştan sigorta aşk ile doğdum diyemeyeceğim. Staj yapmak için aynı yerde, semtte belli yerlere başvurduk. O zamanki kız arkadaşımla, o da aynı bölümdendi. Koç Allianz Sigorta bize dönüş yaptı, ikimize de. Orada çok sevdim. Sigorta, yani aşık oldum diyeyim. 99 yazıydı, hatta staj yaparken deprem oldu. Biz staj yaparken sabahında gittik. Dediler çalışanlar gelmedi, siz stajyersiniz niye? Dedik yani evde yatamıyorsun, deprem zaten sallanıyor gibi vesaire. Orada çok hoşuma gitti. Yani sigorta kavramı, sigorta yapmak, bir riski devretmek bir yerlere. Çünkü şeydir mesela endüstri mühendisliğinde de okurken böyle bir endüstri mühendisliğinde karar alma ağacı vardır. Böyle denir ki sigorta yaptın, işte 5 lira ödedin, evinin yanma ihtimali şu kadar vesaire. Sonra şey çıkar yani, sigorta yapmak daha mantıklı. Hani bilimsel olarak ispatlanmış bir şeydir yani o da. Hani biz deriz ya pahalı sigorta. Yaptırmamak daha pahalı yani, en pahalı şey sigorta yaptırmamak aslında. Hep fikir olarak hoşuma gidiyor. Daha sonra da Anadolu Sigorta'nın işte sınavıyla, 2000 yılı uzman yardımcı sınavıyla orada bir girdik. O şekilde başladı. Çok Aynen de güzel. devam ediyor. Süpersiniz. Aslında kötüyü düşünerek hareket etmemek lazım. Sonunu düşünmemek lazım deriz her zaman ama bu Yanlış bir konularda düşünce. evet. Yani kalıplaşmış bir düşünce var halkta. Ama aslında bunu böyle yapmamak lazım. Eğer bir alternatif varsa, bir çözüm varsa ya da bizi güvende tutabilecek herhangi bir durum varsa bu Şunu değerlendirilmeli. deriz, şunu deriz. Deriz, diyorlar ki hani ya ev sigortası yapacak parası yok. Biz deriz ki ama o kişinin o evi yandığında yeni ev alacak parası yok aslında. Evet. Diğer Bir üst level'da düşündüğümüz zaman zengin aslında kişinin nasıl garanti. yangında yeni ev alacak şeyi var hani? Çok doğru. Garantiye almamız lazım. Aslında bunun zengin, fakir, orta vadeli ya da uzun vadeli olarak bakmamak lazım. Olabildiği mümkün mertebe sizin gibi başarılı işinde uzman kişilere danışarak Teşekkürler. bu şekilde faydalanabilir. Çok da yararlı olur.
Peki sizin şu anda yaptığınız çalışmalar ve hizmetleriniz nelerdir? Evet, şimdi biz big brokerlik olarak, yani tüm brokerler, daha doğrusu tüm aracılar diyelim, ne yapar? Size sigorta yapmak isteyen, bir riski olan, evi, arabası, fabrikası vesaire bir risk barındıran, taşıyan herkese der ki, senin bu risklerin var. Bunların bir kısmı sigortalanamayacak riskler. İflas etme riskin, pazara büyük bir rakip girme riski, işçilik ücretinde artış riski, bunları sigortalayamazsın. Ama sigortaya devredebileceğin risklerin var. Yangın riskin, arabanın çalınması riski vesaire. Deriz ki bunları devredebilirsin. Broker ne yapıyor? Çalıştığı sigorta şirketlerinden, işte biz mevcutta 25 şirketle çalışıyoruz. İşte bu sigorta şirketi bunu verdi. Bu 5 lira ama bu hasarda böyle bir dezavantajı var. Bu 10 lira pahalı ama şu artısı var diye sunup böyle bir skala halinde. En doğrusu budur ama sen bilirsin Esin'le. Yani bir danı consultancy kısaca böyle bir danışmanlık. Müşteri de şundan sigorta yapalım dediğinde o sigorta şirketi üzerinden poliçesini düzenlemek. Yani bu bir geleneksel kısım bu acentelik dediğimiz. Onun dışında son zamanlarda risk yönetiminin değeri mecburen şöyle arttı. Ne oldu? Biraz sektörle ilgili bilgi vereyim. Yıllarca sigorta sektörü sigortalılık oranı düşük olduğu için penetrasyon prim kazanmak için örneğin hiç önlem almamış, yangın önlemi yok, tüpü yok vesaire bir tesisi hasar olduğu halde, yangın çıktığı halde bir sonraki sene tekrar sigortaladılar. Bu da şirketlerde şunu oluşturdu. Ya ben bir önlem almasam da, yani sprinkler takmasam da her sene dünyanın hasarında olsam bir sonraki sene yine sigorta bulabiliyorum. O zaman neden önlem alayım? Yani neden yatırım yapayım? Maalesef sektörümüz, sigorta sektörü tesisleri buna yöneltti. Şey diyeyim, sigortalılarımızı. Yalnız birkaç senedir şey çok daraldı risk iştahı sigortacıların. Şu anki durum şöyle, olması gerekene geldik. Şu an tesisler şöyle yapıyor. Risk yönetimi şirketlerine gidip ya buraya sprinkler kaç liradır, yangın algılama sistemi kaç liradır, neyse parası yapalım. Sigorta yapılır yapılmaz ama biz önlem alalım. Yani bu olay meydana gelmesin. Hani bilinç arttı bu seviyede. Bu konularda da danışmanlık veriyoruz. Hani o Çok ilk güzel. söylediğim geleneksel kısımdı. Bu da Çok bu güzel. şekilde. Süpersiniz. Peki siz Sağ ol. meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Bizim meslektaşlarımızdan ayıran, ben dediğim gibi teorisini çok seviyorum işin. Bu alaylı kısmı çok hoşuma gitmez. Çünkü şöyledir. Mesela bir müşteriye gidersiniz, işte inşaatçı. O size bir soru sorar. Der ki, ya işte diyelim ki şuradan şuraya malzeme taşıyorum, şu oldu, bu sigorta ödenir mi vesaire. O onun için çok pratik bir sorudur. Çünkü çok sık yaşadığı bir senaryodur. Ama o aslında sigortacının teorik bir sorudur. O kişiye doğru cevap vermek için işin teorisini bilmeniz lazım. Eğer teorisini bilmezseniz altında kalırsınız. Dolayısıyla ben işin eğitim kısmına, eğitim boyutuna hem çalıştığım yerlerde bizzat kendi personelime, farklı personele, kendi branşımda, bildiğim tüm branşlarda eğitim vermeye çalıştım. Dediğim gibi şu anda da kısa süreli işte yarım gün, bir günlük eğitimler veriyorum. Kendi branşım üzerine sorumluluk sigortalarında. Olabildiğince üniversitelerde sigorta bölümlerinde girmeye çalışıyorum. Mentorluk yapmaya çalışıyorum. Endüstri mühendisliği kendi mezun olduğum bölümde işte her sene bir mentim oluyor. Ona işte şunu yap, bunu yap, core business'a yönel, kendini dinle vesaire şeklinde hani işin böyle bir hani biz gördük geçirdik. Biz çünkü öyle imkanlarımız olmadı üniversite okurken birisi bize şöyle bir yönlendirme yapmadı. Çok kıymetli bir şey olduğunu Çok düşünüyorum. doğru, çok haklısınız. Peki geleceğe dair de konuşacak olursak Mesut Bey, hedefleriniz ve planlarınız nelerdir hem sizin hem firmanızın? Sağ olun. Geleceğe dair de şu şekilde firma olarak tabii ki biz know-how'ımızı arttırmak. Butik çalışıyoruz mevcutta da. Çok fazla böyle hani geleneksel acentelerin yapabildiği değil de know-how gerektirecek böyle niş ürünlerde, farkımızı ortaya koyabileceğimiz ürünlerde az müşteriye kaliteli hizmet verebilecek şekilde bir yapılanmaya gitmeye çalışıyoruz. Kendi kişisel olarak da dediğim gibi bu eğitim kısmı, mentorluk kısmında bunu hani bir sonraki safhaya taşıyabilecek, daha çok öğrenciye ulaşabilecek bir aşamaya gelmek istiyorum.
hedeflerim bunlar. Hani çok kısa vadede böyle diyelim. Bakalım umarız ne olacak. Umarız en kısa vadede gönlünüzde ne varsa o şekilde olur. Başarıyla umarız istediğinize ulaşırsınız umarız. Peki kimler bu mesleği yapmalı ve hangi özelliklere sahip olmalılar? Kimler bu mesleği yapmalı? Şimdi bizim mesleğimizde tabii sigortacılık dediğimizde birden çok tarafı var. Yelpaze çok geniş. Yelpaze çok geniş. Yani bir sigorta şirketinin hani ben kişisel olarak şöyle düşündüm hep. Şimdi endüstri mühendisliğinde sigorta şirketinde endüstri mühendisliği yapabilirsiniz. Ya da İK'cısınız. Bugün sigorta şirketinde İK'cısınız. Mesela yaşamıştık. Yarın Lamborghini'de, öbür gün Domino's Pizza'da da İK'cı olabilirsin. Yani bazı grup fonksiyonlar sektör bağımsız. IT'cisiniz, yazılımcısınız, herhangi bir sektörde. Evet. Benim kendi görüşüm şuydu. Core business yani işin kendisini yapmak. Ben diyordum ki ben bir sigorta şirketinde endüstri mühendisi olarak işte organizasyonu şöyle çizelim. Değil. Sigortacı olmak. Yani şu anda ben sigortacıyım. Gençlere de hani nacizane biri bana sorduğunda böyle cevap veriyorum. Hani böyle kimsenin de tabii görevini bir küçümsemek anlamında değil ama mesela o ilk staj yaptığım yerde endüstri mühendisi olarak işte planlama yapıyorsun. İşte şuradan yedek parça Japonya'dan şu kadar günde geliyor. Şunu diyorsun ki şu kadar günde parça çıkıyor. Şeye bir iniyorsun dökümhaneye. Orada ustabaşı diyor ki abi biz bunu böyle yaparsak burada işçi kalmaz. Hani böyle dışarıdan bir şeyi böyle planlamak, yönetmek yerine bizzat işin içinde olmak. Hani işin içinde olmayın. Çünkü aynısını ben sigorta şirketinde de yaşadım. Endüstri mühendisleri bana diyordu ki bu buradan böyle aksın, bu böyle gitsin. Öyle olmuyor. Ben çünkü biliyorum şimdi. Hani benim tavsiyem naçizane bana sorulduğunda böyle söylüyorum. İşin kendi sigorta sektöründeyseniz sigortacı olmaya çalışın. Bankadaysanız bankacı olmaya çalışın. Ama tabii ki hiçbir görev öbeğini yani yazılımcıları ya da İK'cıları küçümsemek anlamında değil ama hani İK'cıysanız da hani sigorta İK'cısı. Hani daha böyle sektöre alanınızda özel uzmanlaşın gibi aslında. Gibi evet, benim kendi gördüğüm o şekildeydi. Onun daha faydalı verimli olduğunu düşünüyorum. Çok haklısınız. Çok da güzel söylediniz. Çok keyifli bir sohbetti Mesut Bey. İyi ki geldiniz. Benim için de. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok ne değerli demek, bilgiler evet aldık sizden. Ama artık programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Son sözlerim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi hani çok fazla şey yapabilmek lazım. Bildiğinizi, görgünüzü, tecrübenizi aktarabilmek lazım. Hani şimdi insan bu yaşta anlıyor. Mümkün olduğunca çok kişiye, gence bilgi vermek, eğitim vermek, tecrübeyi aktarmaya çalışıyorum. Aynı hataları yapmamaları için. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Mesut Yeğenoğlu bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.